Kerem. Senden af dilemeni istedim. Böyle münasip gördüyseniz... Boş laflara karnım tok benim. Hadi gelsin de kurtarsın seni Hürrem Sultan'ın. İftira ediyorlar bana. Yemin ederim günahım yok. Ruhar yapma inancıyım bana. Sultanım izin verin size ve şehzademe bağlı olduğumu ispat edeyim. Ne isterseniz yaparım yalvarırım. Ne olur sultanım. Ne istersem yapar mısın? Kim ayak direrse atın zindana. Emredersiniz paşam. Özrünüzü kabul ediyorum sultanım. Temennim odur ki... bir daha böyle hadiseler yaşanmasın. Müsaadenizle daireme dönmek istiyorum. Çekilebilirsin Mustafa'm. Seninle biraz konuşalım. Benim lafım bitti. Konuşacak bir şey bırakmadın bana. Hürrem. Kimim Süleyman? Basit bir cariye mi? Köle mi? Kimim? Bir çocuktan özür dilettin. Hem de hiç suçum yokken. Nikahlı karına bunu mu reva görüyorsun? Onurumu, gururumu nasıl ayaklar altına alırsın? Thank you.
fazla konuşma Hürrem. Zira haddini aşıyorsun. Ben hep susuyorum. Sustukça üstüme geliyorlar. Artık daha çok saldıracaklar. Ben sırf sana olan aşkımdan, sadakatimden özür diledim. Lakin şu anda kendimi küçülmüş, aşağılanmış hissediyorum. Haksızlığa uğrayan benim. Sen beni korumuyorsun. Mübalağa ediyorsun Hürrem. Çocuk dediğin kişi bir şehzade. Galiba unutuyorsun. Bir değil. Beş şehzaden var. Ama herkes Mustafa diyor. Diğer şehzadelerin suçu ne? Benim doğurmuş olmam mı? Yazık ki bu sarayda şehzadelerin arasında ayrım yapılıyor. Kapıdaki ağadan Vizir-i Azam'a kadar herkes bunu yapıyor. Lakin senden bunu beklemezdim. Nasıl ispat edeceksin bize olan bağlılığını? Siz söyleyin sultanım. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Yeter ki beni şehzademden ayırma. Hürrem'le alakalı bir şey söyle. Mutlaka vardır onun da bir sırrı, bir açığı. Öyle değil mi? Vardır elbet. Bana biraz mühlet verin, öğreneyim. Sultanım, bu hatuna güven olmaz. Emredin. Keseyim gırtlağını. O güzel boynu bana ait artık. Dilediğim vakit keserim. Sana yarın öğlene kadar mühlet. Bana öyle bir malumat ver ki canını bağışlayayım. İbrahim, bir şey söylemeyecek misin? Kim bunlar, ne istiyorlar bizden? Kendilerine iltimas yapılmasını isteyen bir tekkenin mensupları. İstediklerini alamayınca hadise çıkartmak gayretindeler. Kapımıza dayandıklarına göre bir hayli gözleri dönmüş olmalı. Sultanım, siz endişelenmeyin. Ben hadlerini bildirdim, bir daha cüret edemezler. İbrahim, neden iniyorsun aşağı? Ne lüzum var kendini tehlikeye atmaya? Sultanım, karşılarına çıktım, zira benim kimseden korkum yok. Kim ne yapabilir ki bana? Topunu alırım kellesini. Sultanım, bağışlayın ama bu hatuna güvenmekle hata mı ettik acaba? Kimseye inandığım yok. Lakin gözlerindeki korkuyu gördüm. Mutlaka işimize yarar bir şey getirecektir. Sultanım, şehzademize anlatmasın vaziyeti. Valideniz beni öldürmeye kalktı diyecek hali yok. Beni alenen karşısına almaz. O kadar aptal olmadığı kesin. Sultanım, ben de sizi arıyordum. Hayırdır Fidan? Ne oldu yine? Hünkârımız Şehzade Mustafa'yı çağırmışlar. Bir hali de sinirlilermiş. Eyvahlar olsun.
Hürrem oğlumu şikayet etmiş belli ki. Hala uyutmadın mı Cihangir'i? Git içeri, yerine yatır. Sultanım. Senin burada ne işin var? Git çabuk, gören olacak. Özür dilerim. Fakat mühim bir mevzu olmasa gelmezdim. Mustafa. Nailen. Hünkârımız seni çağırmış. Neler oluyor? Hürrem Sultan. Şikayet etti seni değil mi? Kesin bire bin katıp anlatmıştır. Ne oldu? Anlat çabuk. Mühim değil. Canın sıkılmış belli. O kadın yüzünden kızdı mı yoksa sana? Af mı diletti? Ben değil. Hürrem Sultan af diledi. Babam böyle istedi. Hürrem Sultan da inanamadı. Mustafa'm. Çok sevindim. Nihayet layığını buldu. Yalnız çok dikkatli ol. O kadın babanı etkilemek için elinden geleni yapacaktır. Seni devamlı kötüleyecektir. Hiç kimse beni babamla karşı karşıya getiremez. Oğlum. Konuşsana. Gülşah ve Fatma üzerime geldi. Beni çamaşırhaneye kapattılar. Sonra Maide Evren Sultan geldi. Boynuma bıçaklayadılar. Az kalsın ölüyordum. Bu kadar ileri gideceğini düşünmüyordum. Nasıl oldu da kurtuldun elinden? Ona ve şehzadeye bağlı olduğumu ispat etmek için ne isterse yapacağımı söyledim. Demek öyle. Başka çarem yoktu sultanım. Kurtulmak için mecbur öyle dedim. Sen de ne yapmanı istedi? Yoksa beni mi öldürtecek? Hayır. Hakkınızda malumat istedi. Yarın öğlene kadar aleyhinizde bir şey anlatmazsam halim fena. Bir bu eksikti. Ne yapacağız sultanım? Sen git. Ben bir ay çaresine düşüneceğim. Benden haber bekle. Sübila. Ne var? Nedir bu vaziyet? Çenesi düşmüş gene herkesin. Haberin yok mu? Harem çalkalanıyor ya. Nasıl çalkalanıyor? Kim çalkalıyor? Hürrem Sultan Şehzade Mustafa'nın önünde diz çöküp af dilemiş. Hünkârımız buyurmuşlar. Mecbur af dileyecek. Abuk sabuk konuşma! Kim uyduruyor bunları? Yok öyle bir şey. Bak şimdi asam bozuldu. Mel'un. Sana da yazıklar olsun. Gelmişsin buraya hatunlar gibi car car dedikodu ediyorsun. Ya cerbu. Haramzade-i harami. Anne. Beyazıt. Selim. Kuzularım benim. Bir arzunuz var mı sultanım? Yok. Cihangir uyudu mu? Epeydir huzursuz. Neyse ki düzeldi biraz. Uyuyor. İhmal etme. Uyumazsa kekik yağ ile karnının olacaksın. İyi gelir. Tamam sultanım. Sultanım.
Gel Gülah, yaklaş. Esma. Haremde herkes sizi konuşuyor sultanım. Güya şehzademizden özür dilemişsiniz. Ben yalandır dedim. Sultanım hiç kimseye boyun eğmez. Kimseden de özür dilemez dedim. Doğru duymuşsun Gül'a. Sultanım. Bunu sonra konuşuruz. Efsun'un başına gelenden haberin var mı? Yok sultanım. Ne olmuş ki? Neredeyse öldürüyorlarmış. Sen uy. Vallahi ben... Kes. Tamam. Git Efsun'u bul. Ona de ki. Hürrem kendi kazdığı kuyuya düştü desene. Aynen öyle. Mustafa maddini bildirdi ona. Yalnız dikkatli ol Mahidevran. Mustafa'yı o kadından uzak tut. Bu işlere bulaştırma. Hürrem'e olan öfken gözlerini karartmasın. Sakın kendi hırslarına ortak etme Mustafa'yı. Asla validem. Böyle bir şeye tevessül etmem. Ben kendi başıma baş edebilirim Hürrem'le. Ne demek bu? Aklında ne var senin? Hiç. Öylesine söyledim. Sakın benden habersiz bir şey yapma. Merak etmeyin. Müsaadenizle. Sultanım. Valide sultanımız her hareketimden haberdar olmak istiyormuş. Onu sormadan bir şey yapmayacakmışım. Sanki bugüne kadar sorduktan oldu. Hakkınız var. Efsun'dan haber yok mu hala? Yok sultanım. İnşallah bir oyun oynamaz. Neredeyse bul getir. Beni emretmesine. Başına gelenleri duydum. Sana kaç defa dedim dikkatli ol diye. Benim suçum yok. Zorla kapattılar beni. Neyse ki ucuz kurtulmuşsun. Daha kurtulmadım ağam. Beni bekliyorlar. Ne diyeceğim onlara? Sultanım buldu elbet çaresini. Gel şöyle de anlatayım. Gel kalfağım. Ne yapıyorsun burada? Harime dön. Paşam affedin. Lakin size bir diyeceğim var. Dahi Hatun devamlı başımda. Şimdi de beni yeniden evlendirmek istiyor. Nedir bu Hatun'un derdi seninle? Ne için bu ısrar? Şüphelendiği bir şey mi var yoksa? Yok paşam. Neyden şüphelenecek ki? Beni kızı gibi gördüğü için kendince korumaya çalışıyor. O yüzden. Her neyse. Bul bir hal çaresini. Gülay'ı göreydin. Nasıl tutuştu eteği. Celle'ut. Müştehak ona. Ocağıma incir ağacı dikti fasık. Ne pastırma bıraktı ne lokum. Sümbül ağam. Dayı hatunum. Sümbül. Buyur dayı hatunum. Nigar hatunu evlendirmek istiyorum. Senin bildiğin helal süt emmiş hali vakti yerinde düzgün bir damat bulabilir misin esnaftan? Öyle birini bulsam ben evlenirdim. Sus, sus, sus.
Dilahi latife yaptım da ya Hatunum. Elbet bulurum ya. Oo. Nereden esti bu? Dul kalması münasip değil. Başını bağlamak lazım. Ha, doğru. Salih Efendi var çarşıda. Geçen sene karısı vefat ettiydi. Tek başına kaldı adamcağız. Tamam. Kimdir, necidir? Bursalı, Bursalı. Kumaşçı, hali vakti yerinde. Yaşı da epey geçkince. Ha. Çoluk çocuk da istemez. İyi. Git konuş. İlk fırsatta yoklarım. Hemen bugün hallolacak bu iş. Ne acelesi varsa. Sümbül Hanım. Yahu yeter. Bulamadım sultanım. Kaybolmuş. Nereye gidecek Gülşah? Hangi deliğe girdiyse bul çıkar. Ben icabına bakarım sultanım. Sultanım. Nihayet geldin. Yaklaş. Bu odadan sağ çıkmak istiyor musun? Elbette. O vakit anlat. Hürrem'le alakalı ne getirdin bana? Bütün gece düşündüm. Aklıma daha evvel söylediği bir şey geldi. Şehzademizin nişan gecesinde Gülal'i konuşurken duymuştum. Neymiş o? Şehzademizin Aybüke Hatun'la evlenmesini istemiyor. Malum güçleneceğinden korkuyor. Bunu biliyoruz zaten. Fakat bilmediğiniz şey, bu evliliğe engel olmak niyetinde. Eğer müdahale etmezseniz bunu başarabilir. Nasıl? Ne yapacakmış? Aybüke Hatun'la Bahri Bey'in arasını yapıyor. Bu mümkün değil. Bir tuzak kurup aralarında münasebet varmış gibi gösterecek. Duyulunca ne olacağı malum. Sultanım. Aybüke. Beni görmek istemişsiniz. Canım biraz sıkın. Hava almak istiyorum. Hasbahçe'ye gideceğim. Bana eşlik etmek istersiniz diye düşündüm. Bu özür hadisesini mi düşünüyorsunuz hala? Siz nereden biliyorsunuz? Mustafa mı söyledi yoksa? Haremde herkes bunu konuşuyor. Konuşsunlar bakalım. Kusura bakmayın. Canınızı sıkmak istemedim. Hasbahçe'ye çıkmayı ben de çok isterim. Bana da iyi gelir. İyi. Gidelim o halde. Olmaz öyle şey. Yalan bu. Sultanım, yalanım yok. Nişan gecesi Gülal Bey'ini bu yüzden sıkıştırdı. Fatma Hatun bizi gördüğünde bunu konuşuyorduk. Benden susmamı istedi. Öldürmekle tehdit etti. Doğru olabilir sultanım. Duyduğuma göre Mihrimah da böyle bir şey söylemiş. Bahri Bey'le ne konuştun peki? Ben sizi gördüm. Çeşmenin önünde fısır fısır konuşuyordunuz. Ayıp değil mi? Bir öpüşmediğiniz kaldı. Şeytan bu kadın. Nereden geliyor böyle şeyler aklına? Derhal önünü kesmemiz lazım. Sultanım. Ben ne olacağım? Buna sen karar vereceksin Efsun. Şehzademin gözdesi mi?
Yoksa Hürrem'in pis işlerini yapan bir cariye mi olmak istiyorsun? Şehzademize canım feda. Bir tek sadakat istiyorum senden Efsun. O vakit yolunu açarım senin. Gözdelikten sultanlığa terfi edersin. Sancağa çıkınca da bir erkek evlat verdin mi aslanıma, sırtın yere gelmez artık. Anladın mı beni? Anladım sultan. Şimdi çekilebilirsin. Müsaade buyurursanız en ağır şekilde cezalandıralım hünkârım. Aksi halde alamayız önlerini. Ne yapmalıyız İbrahim? Salim Efendi diye biri var. Bunlar nereye başı? Alalım kellesini. Dost düşman alsın cevabını. Öfkeni kararlarından uzak tut İbrahim. Bu seni haklıyken haksız duruma düşürür. Hünkârım nasıl öfkelendim? Kapıma dayandılar. Hakaret ettiler. Ailemin önünde. Buna nasıl cüret ederler? Bu cüretin bir manası var İbrahim. Belli ki öfke duymanı ve öfkeyle karar almanı istemişler. Unutma ki büyük bir yangın için küçük bir kıvılcım kâfidir. Onlara cevap verme. Ben sabah duyar duymaz hadiseye el koydum. Dün gece zindana atılan herkes senin emrinle salıverildi. Hocam. Eyvallah. 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 Sıhhatiniz nasıl hocam? Hamdolsun. Hamdolsun. İyi. Çok şükür. Çok şükür. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Bu hadisenin kökü derin Pargalı. Anlaşılan o ki birileri bu tekkiyi kendi hain emellerine alet ediyor. Malum seni öldürmek için Behram Paşa'yı da kullanmışlar. Düşmanlarım tekrar geçtiler harekete. Bu nifak tohumu her kimse çok yakınımızda, divanımıza kadar girmiş. Baksana, Ayas Paşa bile tesir altına alınmış. Bir an evvel kim olduğunu tespit etmek ve yok etmek mecburiyetindeyiz. Bu evvela benim şahsıma, makamıma, irademe hakarettir. Bu meseleyi aydınlığa kavuşturmanın vakti geldi. Aklınızdaki nedir hünkârım? Bugün hepimiz için çok mühim. Artık makbul İbrahim'in hakiki yüzü ortaya çıkmıştır. Koca İslam İmparatorluğunu bir Ortodoks yönetiyor. Herkes dostuna düşmanına haber salsın. Gördüğünüz herkese bize yapılan zulmü anlatın. Anlatın ki bugün bizim başımıza gelenler yarın onların da başına gelecek. Kimse korkmasın. Bakın, bizler dışarıdayız. İbrahim denen Allah'tan korkmaz, bize dokunamaz. Artık günleri sayılı. Yüce Peygamberimiz bir hadisinde ne buyurmuşlardır? Fakirlik benim övüncümdür diye buyurmuşlardır. Bizi fakirlikte terbiye edemezler. Bizim yolumuz onların yoludur. Fakirler Allah'ın has kullarıdır. Felekler onların sayesinde durur. Peygamberimiz
mahşer günü onlarla iftar edeceklerdir. Çünkü onlar Allah'tan başka hiçbir şeye meyletmemişlerdir. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Güzel. Şimdi sen gel. Bir kere daha. Bir kere daha. Bırakabilirim. Ben aldım önce. Bırak dedim. Sen bırak. Ben aldım önce. Bırak. Bırak dedim. Sen bırak. Selim. Kılıcımı aldı. O benim kılıcım da. Bırak bakalım bunu. Tamam. Kavga etmek yok, yoksa hemen dairenize gidersiniz. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Gelin bakalım benimle. Bu kadar kâfi mi sultanım? Hı hı. İneceğim. Yardım eder misiniz? Elbette. Ah! Sultanım. İyi misiniz? Hem de çok. Destur! Şehzadelerimi ve Mişima Sultan'ı dairelerine götürün. Ben kalsaydım. Olmaz hadi. Bu oyunu bozmamız lazım Gülşah. Eğer Hürrem gayesine ulaşırsa bu bir felaket olur. Aybige'nin de Bali Bey'in de kellesi gider. Mustafa'mın anına büyük bir leke sürülür. Gerekli tedbirleri alırız sultanım. Alacağız elbet. Sultanım. Aybige nerede? Neden hala gelmedi? Has bahçeye çıkmış sultanım. Kim varmış yanında? Hürrem Sultan'la birlikte gittiğini söylediler. Şehzadem, dünden bu yana görüşemedik. Nasılsınız? İyiyim. Kardeşlerimle vakit geçirmek istedim biraz. Kardeş gibisi yoktur. Öyle değil mi? Öyle. Benim de kardeşlerim var. Hepsini çok özledim. Yakında gidip göreceksin. Evet. Mustafa, biraz yürüyelim mi sizinle? Hay hay. Beni sen mi götüreceksin kırıma? Hayır. Nasıl hayır? Hünkârımız beni senden başkasıyla yollamaz ki. Bir bahane bulurum elbet. Neden? Çünkü doğru değil. Buyurun sultan. Ne konuşmak istediniz benimle? Dün yaşananlar beni çok üzdü. Beni de. Zira ben unuttum bile. Siz de öyle yapın. Bu üslubundan vazgeç Mustafa. Bana ne yapacağımı söylemesin. Ben istediğimi yaparım. Bu oyundan büyük laflar etme. Sultanım. Sen akıllı bir çocuksun. Biraz düşün. Mahidevran seni bana karşı kullanıyor. Anlamıyor musun?
Zinhar, annene uyup bana düşmanlık etme. Benimle iyi geç. Benimle iyi geçirmek zorunda olan sizsiniz. Kendiniz ve evlatlarınız için. Ateşle oynuyorsun Mustafa. Bunlar tehlikeli laflar. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Annesinin oğlu. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Bana karşı sesini yükseltme. Ben buraya seni güzellikle ikaz etmeye geldim. Fakat görüyorum ki bana savaş ilan etmişsin. Yazık. Benden uzak durun. Bilhassa da annemden. Neden bu kadar katısın? Belki de hala bir umut vardır. Yani bizim için. Ben de tüm kalbimle olsun isterdim. Ama yok. Mümkün değil. Bir yolu olmalı. Kimseyi üzmeden, kırmadan. Ay Bilge Hatun. Eğer bir faydası olacaksa çekip giderim buralardan. Birbirimizi bir daha görmeyiz. Hayır. Sakın. Benim yüzümden hayatını mahvedersen ben daha çok üzülürüm. Vali Bey. Aybüke. Sultanım. Ne yapıyorsun sen burada? Hürrem Sultan rica ettiler. Birlikte çıktık. Hürrem nerede öyleyse? Şehzade ile birlikte dolaşıyorlar. Konuşacakları varmış sanırım. Beklerken biz de hasoda başımızda sohbet ediyorduk. Ya, geliyorlar. Validem. Mustafa. Neyin var? Hiç. Ben de gidiyordum. Vali Bey, İbrahim Paşa'yı bekletmeyin. Buyursunlar şehzadem. Hürrem. Biz sen eksiktin. Ne konuştunuz oğlumla? Ne söyledin de asabını bozdun? Annesinin hatalarından ders çıkarmasını istedim. Oğlum senin aklına ihtiyacı yok. Bir daha seni onun yanında görmeyeyim. Onu benden değil Mahidevran. Kendinden koru. Dün gece bir hayli zoruna gitmiş belli. Koşarak gittin, şikayet ettin. Lakin hünkârımız ağzının payını verdi. Neden? Çünkü oğluyla seni aynı kefeye koymaz. Bunu anlamışsındır inşallah. Mahidevran, ne işler çevirdiğini biliyorum. Fakat gözüm üstünde attığın her adımdan haberim var. Aybige. Ne
Buyurun sultanım. Gidelim. Sultanım ben biraz daha... Sana gidelim dedim. Hadi kızlar geçin içeriye yemek vakti. Çabuk olun. Nigar Kalfa. Buyur Daye Hatun. Bitti mi dersin? Bitti. Müsaaden olursa ben evime... Hala müsaade mi istiyorsun? O eve ancak kocanla girersin. Hay Allah. Sümbül'le konuştum. Münasip bir talip bulacak sana. Çarşıda esnaf bir tanıdığı olduğundan bahsetti. Hali vakti yerinde düzgün bir adammış. Adam ederse hemen evleneceksin. Evlenmeyeceğim Daye Hatun. Benim sabrımı taşırma Nigar. Sen istesen de istemesen de bu evlilik olacak. Nereden icap etti paşam? Ne alıp veremediğiniz var o tekkeyle? İbrahim Paşa böyle münasip gördüler. Paşam, şehzadem. Asu Efendi. Söyle ne oldu? Dün gece bir hadise olmuş. Tekke müritlerini zindana attırmışsınız. Doğrudur. Lakin Safari'yi serbest bırakıldılar. Hayırdır, neden sordun? Hata etmişsiniz paşam, yazık o insanlara. Nasu Efendi, adaletin kestiği parmak acımaz. Bu nasıl adalet paşam? Elinizle verdiğinizi geri almışsınız. Onlar da rahatsız olmuşlar haliyle. Ben o tekkeyi iyi bilirim. Çocukluğum orada geçti. Babam Seyfi Karagöz Efendi o tekkede yetişmiş büyük bir alimdi. Yazıktır, günahtır, zulmetmeyin. Zaten fakirdirler, malda mülkte gözler... Nasu Efendi, sen nasıl olur da karşıma geçip böyle konuşursun benimle? Paşam. Yıkıl karşımdan! Gözüm görmesin seni. Daha da buraya gelme sakın! Divana geçelim. Sizin söylediği laflara bak. Bu biraz ağır olmadı mı paşam? Neden kovdunuz onu? Kimse, hiç kimse benimle böyle konuşamaz. Biyasa paşaların ve beylerin karşısında. Nasu Efendi'nin içi dışı birdir. Kötü bir niyeti olduğunu zannetmiyorum. Şehzadem, istirham ediyorum siz bu meseleye karışmayın. Benim kararlarım tartışılmaz. Bali Bey. Buyurun paşam. Kapıcı başına söyleyin divan heyetini içeri alsın. Şehzadem siz de çıkın. Ne işin var senin Bali Bey'in yanında? Dedim ya, Hürrem Sultan'la... Anma o kadının adını. Bali Bey'den uzak duracaksın. Asla görüşmeyeceksin. Ne oluyor sultanım? Bir hata mı işledim? Senin kabahatin yok. Lakin burası harem. Biri bir laf atar ortaya. Al başına belayı. Yoksa siz Bali Bey'den? Hayır. Asla. Benim itimadım tam. Fakat o bir erkek. Öyle kafana her estiğinde yanına gidemezsin. Zinhar yalnız kalamazsın. Malum, sen nişanlı bir hatunsun. Attığın her adıma dikkat etmen lazım.
Mustafa'yı ve seni üzecek. Hırpalayacak. En ufak hadiseden uzak duracaksın. Hasbahçe'ye gitmek yok. Altın yoldan ötesi yasak. Hünkâr'a gitmek istediğinde benden müsaade isteyeceksin. Ben senin yanına birini vereceğim. Onunla birlikte gideceksin. Onunla birlikte geleceksin. Siz nasıl münasip görürseniz sultanım. Hürrem'le alakanı kes. Aklını karıştırmasına izin verme. Mustafa ile evlenmeni istemiyorum. Zira oğlumun kuvvetlenmesi onun aleyhine. Efsun konuşmuş sultanım. Mahidevran Sultan inanmış her lafına. Evet inanacak. Söyledikleri doğru. Lakin bu hiç iyi olmadı sultanım. Her türlü tedbiri alacaklar şimdi. Bu evliliğin önüne nasıl geçeceğiz? Bu gece harekete geçiyoruz Gülah. Yakında öyle bir güneş doğacak ki, o güneş sadece benim ve evlatlarımın yüzünü aydınlatacak. Nereye Daye Hatun? Valide Sultanımızla görüşmem lazım. Evvela bana soracaksın. Ne belli müsait olduğu? Çekil önümden Gülşah. Valide Sultanım. Ne yapıyorsun sen burada? Validen bağışlayın, engel olamadım. Beni itip içeri girdi. Nedir bu saygısızlığın sebebi? Valide Sultanım, haremin işleri aksıyor. Görmeniz icap eden onlarca defter var. Gülşah Hatun'a kaç kez söyledim lakin aklı bir karış havada. Validem yalan söylüyor. Ben her gün sual ediyorum bir şey var mı diye, mahsus yok diyor bana. Haremin işleri aksamayacak. Böyle devam ederse kapının önüne koyarım seni. Ver şunları. Bitmedi mi daha yemek faslı? Hamama gideceksiniz ya. Allah'ım ya Rabbim. Ne güzel yoktun sen. O meymenesiz suratını görmek zorunda mıyım ben? Bana bak. Gelmeyeyim oraya, koparırım dilini. Celaut. Hele bir gel. Sıkayım senin ümüğünü. Şşşt. Şşşt. Sümbül ağa. Sümbül kadar kaya düşsün başınıza. Ne var? Bir gelsene benimle. Daha Hatun dediydi. Bana talip bulmaya gitmişsin. Gittim. Gitmekle de kalmadım. Buldum talibini. İyi halt ettin. Talip mi? Ne talibi? Haberin yok mu? Nigar Hatun'u evlendiriyoruz. Ne? Ben istemiyorum evlenmek. Ay, niyeymiş o? İstemez, istemez. Sana mı soracak? Sen karışma. Asıl sen karışma. Sen konuşma. Asıl sen konuşma. Sen atlama. Asıl sen atlama. Ben bir kere evlendim o an. Aldım boyumun ölçüsünü. Bir daha da aynı hataya düşmem. Aldın mı cevabını? Ben anlamam.
Daya Hatun'a anlatırsın derdini. Adamla konuştum. Yarın senin evinde görücüye çıkacaksın. Karakter! Korkuttun beni iblis! Görücü diyor ya. Ağam ne yapacağım ben? Sen bakma bu deveye. Ben seni kurda kuşa yem etmem. Neden inanmıyorsun bana? Abige ile Bahri Bey'in arasında kesin bir şeyler var. Mihrimah yeter artık sus. Bir daha ağzından Bahri Bey lafı duymayacağım. Ama anne... Sana sus dedim. Geç içeri. Nasıl çocuk bakmak? Neden ağlıyor? Bilmiyorum ki sultanım. Bir şey var ama. Canım oğlum. Canım ben. Ha? İbrahim. Sultanım. Yetmedi mi artık? Ne vakit bitecek çalışmamız? Okumam gereken evraklar var. Siz yatın geleceğim birazdan. İbrahim, bir mesele mi var? Hayır. Neden olsun? Yoksa eskisi kadar sevmiyor musunuz beni? Bunu da nereden çıkardınız şimdi? Her zamandır bana karşı alakanız azaldı. Sultanım, işlerimin ne kadar çok olduğunu bilmez misiniz? Üstelik siz de ikizlerle pek meşgulsünüz malum. Bu gidişattan hiç memnun değilim İbrahim. Sizin aşkınızı, şefkatinizi özlüyorum. Bunlardan mahrum kalırsa nefes alamaz hale geliyorum. Sultanım. Yersiz düşüncelerle üzmeyin kendinizi. Ben her zaman sizin yanınızdayım. Efendi Hazretleri. Hoş geldin Ayas Paşa. Ne havadisler getirdin? İbrahim Paşa bir hayli gergin. Dün gece sarayının önünde vuku bulan hadise canını ziyadesiyle sıktı. Bugün divan öncesi herkesle tartıştı. Âlâ. İbrahim kendi elleriyle sonunu hazırlıyor. Öyle bir öfkesi var ki. Matrakçı Nasuh Efendi'yi bile kovdu. Nedir sebebi? Nasuh Efendi, tekke ahalisine yapılanlara karşı çıktı.
Bu bir zulümdür dedi. Adaletli olmasını istedi. Paşa da ağzına geleni söyleyip kovdu. Nihayet doğru yolu bulmuş Nasuh Efendi. Malum, babası Seyfi Efendi pek kıymetli bir muhteremdi. Tekkeye mühim hizmetleri olmuştu. Nasuh Efendi ile alakadar olmak lazım. Aramıza katılması beni memnun eder. Gel Efsun, yaklaş. Bana hala bağlısın. Öyle değil mi? Kuşkunuz mu var Sultan? Yok elbet. Lakin vazifen bir hayli zor ve tehlikeli. En ufak tereddüdün olsun istemem. İçiniz rahat etsin. Ben sizin hizmetinizdeyim. Güzel. Bunu al. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Değil mi? Biliyorum. Bulduğun ilk fırsatta bitir bu işi. Hadi göreyim seni. Beni mahcup etme. Umrumda değil. Yılanın başını küçükken ezmek icap eder. Nasıl bakıyorsunuz evladım ha? Neden ağlıyor? Vallahi bilmiyorum sultanım. Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Hep yanındayım. Her şeyine bakıyorum. Karnı tok, altı temiz. Lakin her yatırdığımda ağlıyor. Kucağıma alınca da susuyor. Doğruyu söyle bana.
Düştü mü yoksa? Bir yere mi ağrıyor? Yemin ederim sultanım, gözüm üstünde. Ama çaresiz kaldım. Hemen git hekim karınçar. İlla ben mi söyleyeceğim her şeyi? Anne, Cihangir'in nesi var? Hasta mı oldu yoksa? Bir şey yok. İyileşecek. Efsun Hatun. Şehzademiz seni çağırıyor. Hasbahçe'ye gidecekmişsin. Öyle mi? Tamam. Aybige Hatun. Hemen konuşmamız lazım. Fazla vaktim yok. Ne oluyor? Kapa kapıyı hadi. Nereye gitti bu? Mahidevran Sultan peşime cariyeler taktı. Güç bela atlattım. Neden, ne oldu ki? Dün bizi gördü ya. Galiba kuşkulandı. Ne söyledi peki? Seninle görüşmemi yasakladı. Ben de kuşkunuz mu var sultanım diye sordum. Yok dedi. Bir gören olursa yanlış anlarmış. Doğru söylüyorlar. Zaten olması gereken de bu. Ama Aybige Hatun, siz durumun ciddiyetinden bir habersiniz. Neden geldiniz buraya? Engel olamıyorum kendime. Duramıyorum yerimde. Seni hep görmek istiyorum. Cihangir, benim güzel oğlum. Neyin var senin? Sultanım. Sümbül, ne var? Sultanım, beni hünkârımız gönderdiler. Bunu size vermemi buyurdular. Mirşim, sen devam et. Sultanım, size çok yakışacak maşallah. Vaziyet yeterince zor. Sen böyle yaparak hem kendini hem de beni üzüyorsun. Derhal çıkman lazım. Önce bana bir söz ver. Hiçbir söz veremem. Bir yere gitmiyorsun. Vazifeni bırakmayacaksın. Aybige. Biliyorum. Bir şekilde karşı karşıya geleceğiz. Birbirimizi gördükçe acı çekeceğiz. Ama ben buna razıyım. Uzaktan da olsa seni hep görmek istiyorum. Sultanım. Has odabaşım.
Hünkârımızı görmeye geldiyseniz haber vereyim. Gerek yok. Ben giderim. Bir mesele mi var? Mustafa'yı gözünüz gibi korumanızı istiyorum. Zinhar tedbiri elden bırakmayın. Şeref duyuyorum sultanım. Lakin nedir endişeniz? Sizi tedirgin eden bir şey mi oldu? Kimselere güvenmiyorum siz hariç. Çünkü sizi şehzadesine ve hünkârına ölümüne bağlı görüyorum. Şehzade. Biraz geç oldu ama verdiğim sözü tuttum sonunda. O kadar mutlu ettin ki beni. Aylardır çıkmamıştım haremden. Nasıl oldu? Çok yakıştı. Gel biraz yürüyelim. Oğlumun neyi var? Hasta mı? Görünürde bir şey yok sultanım. Yatarken ağlıyor. Kaldırınca susuyor. Bir yeri ağrıyor belli ki. Sultanım, şehzademizin midesinde bir rahatsızlık olacağına kuşkulanıyorum. Bir şey içirip bekleyeceğiz. Ayrıca dik yatırmaları gerekiyor. Bu gece müşahede altında kalacak. Yarın tekrar muayene edeceğim. Bir şey yok ama değil mi? Yok sultanım. İçiniz rahat olsun. Hünkârım. Hürrem Sultan hediyenizi geri getirmemi buyurdular. Hünkârım, Mahidevran Sultanımız geldiler. Sizi görmek istiyorlar. Gelsin. Sultanım. Hünkârım. Hoş geldin Mahidevran. Nasılsın? İyiyim hünkârım. Kıymetli vaktinizi alıyorum. Mühim değil, yaklaş. Nedir mevzu? Aybige. Hünkârımız yaz başında düğün hazırlıklarına başlamamızı söyledi. Ardından da sancağı Manisa'ya gideceğim. Çok zor olacak ayrılık. Nasıl katlanacağım bilmiyorum. Artık bu gözlere bakmadan, sana dokunmadan, kokunu duymadan nasıl geçer hayat? Bundan böyle hep benimle birlikte olacaksın. Ta ki ölene dek. Nedir bu acele? Düğüne daha var, bahar da gider ülkesine. Halini hiç beğenmiyorum. Ailesine ve kardeşlerine hasret kaldım malum. Münasip bir vakitte yollarız. Düğünü de çok geciktirmekten yana değilim.
Bahar'da mı yapsak? Uygun olmaz. Oğluna yakışır bir düğün için vakit gerekli. O vakit hazırlıklara başlayalım şimdiden. Başla. Ne güzel. Yeni mi yaptınız? Beğendiysen senin olsun. Takvime yardım eder misiniz? Gel. Gel Pargalı. Mahidevran da çıkıyordu zaten. Meseleyle ilgili konuşmaya geldim hünkârım. Bir yol göstericidir. Bizler de bu yolda ilerleriz. Ve unutmayın ki gönül haktan neşe diler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasıl efendi? Seni aramızda görmek ne büyük lütuf. Başınıza geleni duydum. Geçmiş olsun demek için gelmiştim. Buyur, otur. Rahatsız etmeyeyim. Sohbetinizi bölmek istemem. Olur mu hiç? Buyur, buyur otur. Hünkârım, ortalık fena karıştı. Hakkında söylenenleri bir duysanız. Yok efendim, ben Müslüman değilmişim. Boynumda haç, kalbimde Hazreti İsa'yı taşıyormuşum. Gizli gizli ayinlere katılıyormuşum. Pargalı. Asabisin. Korkuyor musun yoksa? Ben evvela Allah'tan, sonra da hünkârımdan gayrı kimseden korkmam. Benim endişem kendimle ilgili değil. Bir bahaneyle bu güruhun hünkârıma ve devlet-i âliye isyan etmesinden endişe ederim. Böyle bir şeye kalkışırlarsa cezalarını çekerler. Çocukluğum bu avluda geçti. Rahmetli babam düştü aklıma birden. Ey gidi, ne güzel günlerdi. Seni yeniden aramızda görmekten memnun olduk. Rahmetli baban Seyfi Karagöz gibi senin de bu kapının hizmetinde olduğuna çok sevindim. Salim efendi. Bu meseleyi tatlıya bağlamak isterim. Arzu ederseniz İbrahim Paşa ile konuşup uzlaşma sağlayabilirim. İbrahim Paşa bir Rum'dur hala. Ortodokstur. Sizler inanır mısınız onun Müslüman olduğuna? Haşa. Bu Müslümandır, bu değildir demek ne haddime? Ben paşamızla birlikte savaşlara gittim. İbadet ettim. Burada da sıklıkla görüştüm. Allah var, bir kusurunu görmedim. Hakiki yüzünü göstermez elbet. Orasını bilmem. Bir günah varsa Allah'ın huzurunda hesap verir elbet.
Verecek Nasuh Efendi. Verecek elbet. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Müsaade sizin. Zikirlerimize de bekleriz. Burası senin yuvandır, unutma. İnşallah Salim Efendi, inşallah. Validem duyar duymaz geldi. Neyiniz var? Mühim değil kızım. Başım ağrıyor biraz. Hekim baktı mı? Az evvel buradaydı. Yorgun düşmüş sultanımız. Dinlenmesi lazım. Valide sultanımız için şifalı içecek hazırladım kendi ellerimle. İçsin, iyi gelir. Sağ ol Daya Hatun. Validemizin halinden bir tek sen anlarsın zaten. Nigar nerede? Göremedim. Ben de bu mevzuyu konuşacaktım sizinle. Valide Sultanım, müsaadeniz olursa Nigar'ı evlendirmek istiyorum. Malum tek başına dul bir hatun. İyi düşünmüşsün. Aman Daya Hatun. Bu sefer dikkatli ol. Onu üzmeyecek. Herden anlayacak biri olsun. İnşallah. Tamamdır. Hah, getirdin mi? Ne yapacağım bunlarla Gül'a? Şimdi şundan bir... azıcık dökelim. Sonra da bir güzel öksürelim. Ne bu? Ne? İnce hastalık işte. Adamın yanında boynu öksüreceksin. Az değilsin Gül'a. Hatunların yanında kala kala beni de kendilerine benzettiler. Haklısın vallahi. Geldiler. Ha, sen şimdi yerine otur. Başını eğ, öksür. Gerisini bana bırak. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz ağalar. Buyurun, gelin. Hoş bulduk ağam. Sefa kademler getirdiniz. Gel, gel. Otur şöyle, otur. Nigar Hatun, kıymetini bil ha. Bak, ipek kumaşlar getirmiş sana. Artık kendine entariler diktirirsin. Tek küs tayyar. Sağ olun Salih Efendi. Ne zahmet ettiniz. Derdin ne senin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Beni karalamalar, şifalı şurup getirmeler. Valideye şirin gözüküp ihanetini mi unutturacaksın? Defol git Gülşah. Belanı arama. Senin devrin bitti Daya Hatun. Bir ayağın çukurda. Sana tavsiyem bir an önce emekli ol. Git. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olurmuş. Lakin ben bu halimle de hakkından gelirim senin. Senin evinde var değil mi? Var, çok şükür. Senede 10.000 akçe kazanır mısın? Bereket versin, 25-30.000 akçeyi geçiyor. Hala yuhala. Hasta mısınız? Ha, yok, hasta değil. Nevazil olmuş üstünüze afiyet. Nevazil. Geçmiş olsun.
Sağ olasın, var olasın. Bu ne ya? Kan mı bu? Yok ya, o kan değil. Üşütmüş dedim ya. Böyle üşütme mi olur Allah aşkına? Öyle ciddi bir şey değil. Altı üstü ince hastalık. Ne? İnce hastalık mı? Eyvahlar olsun. Yahu hasta değil. Taş gibi hatun maşallah. Taş! Taş gibi elbet. İyi bakarsan 3-5 sene yaşar bu. 3-5 sene mi? Bilemedin 6. Sonra mefta. Yazıklar olsun sana ağam. Hastalıklı hatunu bana yamıyorsun. Yahu bırak şunları. Hediye geri alınır mı hiç? Hatun hastalıklı çıktı. Ya gitme. Nereye gidiyorsun? Melaun. Melaun senin yedi cetindir. Bulduğun hayırlı kısmet bu mudur? Sırık gibi bir şey. Çabuk ölür bu. Celaut. Sensin Celaut. Zaknabut. Sensin Zaknabut. Şimdi duyduk Hürrem. Neyi var Cihangir'in? Bilmiyorum ki sultanım. Hekim baktı. Kötü bir şey olmadığını söyledi. Lakin ben çok korkuyorum. Devamlı ağlıyor. Hay Allah. Sultanım. Mahidevran. Hürrem geçmiş olsun. Sağ olun. Ciddi bir şey mi? Diye çok şükür. İyi. Sultanım geldiğinizden haberim yoktu. Hünkârımla birlikteydim. Mühim değil. Esin Hatun. Ne oldu? Gitmedin mi hala? Birazdan gideceğim. Şehzademiz beni bekliyor. Aman diyeyim, dikkatli ol. Yine seni bir yere tıkıp üzerine kilit asmasınlar da. Merak etme. Aslanım. Has bahçedeymişsin bugün. Evet. Bütün gün Efsun'la beraberdik. Hala ondan kuşkulanıyor musunuz yoksa? Pek kanım ısınmadı. Ama madem gönlünü eğiliyor, bir şey diyemem. İyi. Zira artık ben neredeysem o da yanımda olacak. Aybige ne olacak peki? Neden hiç görüşmüyorsun onunla? Sesi çıkmıyor mu? Çok üzülüyor oğlum. Nihayetinde o senin nişanlın. Vakit ayırman lazım. Ne yapmamı istiyorsunuz benden valide? Bu akşam onu yemeğe çağır. Biraz da nişanlınla alakadar ol. Geç şuraya. Tamam geldim işte, ne bu şiddet? Sümbül bir bir anlattı bugün olanları. Ben ne yaptım? Adam geldi, gördü, sonra da gitti. Hürmette bir kusur mu işlemişim? Yalancı seni. Sen kendini ne sanıyorsun? İbrahim Paşa gönül eğlendiriyor seninle. 3 gün sonra kapının önüne koyunca ne yapacaksın bakalım? Yapmaz öyle şey. Niye yapmasın? Hatice sultanı bırakıp sana gelecek değil ya.
Hevesi geçince yüzüne bile bakmayacak. Deme öyle, fena oluyorum. Beter ol. Koskoca paşanın ne mecburiyeti var sana? Çoluk çocuğun olsa bir nebze. Onların hatırını aç açık bırakmaz seni. O da yok. Nigar, bu işe bir an evvel son ver. Yoksa en zararlı çıkan sen olacaksın. Daya Hatun'la konuştum bugün. Nigar'ı evlendirmek istiyormuş yine. Evlendirsin. Bize ne bundan? Konuşmak istiyorum sadece. Nedir bu gerginliğin? Bu koca imparatorluğun idaresi hiç kolay değil sultan. Üstelik dört bir tarafımı düşmanlarım sarmışken. Ne kafirliğim kaldı ne hainliğim. Kim ne derse desin. Sen bu devletin hünkârımızdan sonraki en kıymetli varlığısın. Benimse en kıymetli. Beyim, hoş geldin. Hiç hoş gelmedim Nasuh Efendi. Ne işin var burada? Burası benim baba hocam. Ne olmuş geldiysen? Bu adamlar paşamıza karşı isyan içinde. Nasıl birlik olursun onlarla? Ben kendimden mesulüm. Nasuh Efendi. Gel paşamızdan af dile, hataya düşme. Yok beyim. Kimseden af dilemem. Ateşle oynuyorsun matrakçı. Hayırdır Nasuh Efendi? Bir mesele mi var? Yok efendi. Git işine. Geliyor musun? Yollarımız ayrıldı beyim. Benim yerim artık burası. Rahmetli babamın gittiği yoldan gideceğim. Şehzademiz beni bekliyor. Şehzademiz nişanlısı Aybige Hatun'la beraberler. İçeri kimseyi almamamızı söylediler. Şaşırdım doğrusu. Nereden icap etti bu yemek? Nişanımla baş başa kalmak istedim. Anlaşılan valideniz istedi bunu sizden. İsterimiz belli. O yüzden rahat davrandım. Senin ne hissedeceğini pek düşünmedim açıkçası. Bu yüzden sana bir özür borcum var. Ama
artık birbirimizi tanımamız lazım. Zira yakında evleneceğiz. Bir hayatı paylaşacağız. Öyle. Bizi nelerin beklediğini merak ediyorum doğrusu. Üzüldünüz kardeşinize. İyi olacaktı mı? Hiç korkmayın. Turp gibi olacak yarın. Hadi. Siz yataklarınıza. Hayırdır Sümbül? Nedir bu telaş? Hünkârım, Şehzade Cihangir rahatsız. Nesi vermiş? Tillahi orası muamma. Ne demek muamma? Hekimler muayene etmediler mi? Ettiler. Lakin bir hal çaresini bulamadılar. Hürrem Sultan çok üzgün, helak oldu vallahi. Neden daha evvel haber vermediniz? Yeni öğrendim hünkârım. Nesi var şehzademin? Elimizden geleni yaptık hünkârım. Fakat derdi neydi çözemedik. Neden bana haber vermedin? Şehzademin sağlığı mı mühim yoksa senin gururun mu? Dahil Esef Efendi'ye haber gönderin, odama gelsin. Ben sadece oğlumu değil, seni de düşünüyorum. Mesut olmanı istiyorum. Bu koşullarda bir hayli zor sultanım. Mustafa'nın gönlünde aklımda olmayacağım hiç. Bir vazife olarak yanında olacağım sadece. Böyle düşününce zor bir hayat bekliyor beni. Sen güzel bir hatunsun. Kadınlığını kullan. Mustafa'mın gönlüne girmeye çalış. Bir gecede neler değişir neler. Hünkârım, nesi var şehzademizin? Bir malumatımız yok Mustafa. Hekimler bir teşhis koyamadılar. Esef Efendi'yi bekliyoruz. Engin tecrübesiyle muayene edip tedavi edecektir inşallah. Sultanım, iyi misiniz? Gelin oturun şöyle. Merak etmeyin, kardeşim düzelecek inşallah. Amin. Hünkârım, Yasef Efendi geldiler. Gelsin,
Gülfem Hatun, Hürrem'i dışarı çıkart. Hayır, burada olacağım. Hürrem dışarıda bekle. Yasef Efendi. Hünkârım. Yasef Efendi, medet. Şehzademin bir rahatsızlığı var. Hekimler bir şey söyleyemediler. Sen bir muayene ediver. Elbette hünkârım. Gel bakalım. Hemen kötü düşünmeyin. Allah'ın izniyle iyileşecektir. Gülfem. Ben iki gündür onun gözyaşlarını izliyorum. Nasıl acı çekiyor kuzum. Benim elimden hiçbir şey gelmiyor. O da çok küçük. Dua edelim sultanım. Allah onu size, hünkârımıza, kardeşlerine bağışlayacaktır. Amin. Amin. Hünkârım. Vaziyet nedir? Hünkârım. Ortada ciddi sıkıntı var. Neyse, gerçeği olduğu gibi söylemek zorundayım. Ne oldu oğluma? Söyleyin. Anlat Yasef Efendi. Hünkârım, şehzademizin omurlarından ciddi bir rahatsızlığı var. Doğuştan kemikleri eğri ve iç içe geçmiş. Muhtemelen kambur olacak. Bir çaresi olmalı. Ne olur var deyin. Hep böyle acımı çekecek. Bir çaresi yok mu onun? Acı çekmesini engelleyebiliriz. Lakin kambur kalmasını engellememiz mümkün değil. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Değil mi? Şehzademin gözdesi mi? Yoksa Hürrem'in pis işlerini yapan bir cariye mi olmak istiyor? Bakın nasıl çarpıyor kalbim. Sana güveniyorum.
Bizim için bir sofra hazırlattım. Beraber yemek yiyeceğiz. Çok memnun oldum. Zahmet etmişsiniz. Neyin var senin? Hiç. Sizi çok özledim. Hoyda hoyda hoy, niçin kaydı? Dito çok mali, spaton kikladı. Pitvik nam tremtit vishenka mala, vatku prasitsya bo prishla zima. Pitvik nam tremtit vishenka mala, vatku prasitsya bo prishla zima. Hoyda hoyda hoy, oçka sapluşçi. Efsun? Buyurun şehzadem. Neyin var? Pek düşünceli gördüm seni. Sizi düşünüyordum. Saadetimizi. Bekle beni burada. Nereye? Hemen geliyorum. Hürrem. Ben bunu hak edecek ne yaptım Süleyman? Neden Rabbim bana bu acıyı verdi? Kendini suçlama Hürrem. Senin bir kabahatin yok. Onu kaybetmeye dayanamam. Kaybetmeyeceğiz. Yüce Rabbim'den tek isteğim, hiçbir evladımın acısını, kederini göstermesin. Senin için hazır attım. O güzel gerdanın için. Çok teşekkür ederim.
güzel.